Merhabalar, Ömer Çankaya ben. Tech Drone League spor kulübünde drone eğitmenliği yapıyorum. Burada da bizim eğitimlerini verdiğimiz, aynı zamanda bir spor olarak da Türkiye'ye yaymaya çalıştığımız drone yarışının bir dizide yer aldı aslında. Kod adı Kırlangıcın Galası'ndayız. Kullanmış olduğumuz bir gözlük var. Bu gözlükle beraber drone'un içerisindeymiş gibi bir şekilde kullanıyor aslında pilotlar. Yarış cihazlarımız 0'dan 200 kilometreye yaklaşık 1 saniyeden daha kısa sürede çıkabiliyorlar. Aslında Formula 1'in 3 boyutlu hali olarak düşünebiliriz. Bugün de aslında bu dizinin ana konularından biri de bu. Biz de bu şekilde galada yerimizi aldık. Şimdi burada yaptığımız şey şu. Burada gördüğün ekipmanlar aslında yarış dronlarının ekipmanları. Şu an önümde 2 tane drone görüyorsun. Bu 2 tane drone, biri açık biri kapalı. İkisi de yarış drone'u. Burada yaptığımız şey şu, yarış drone'u nasıl yapıyor, nasıl uçuyor, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki genç arkadaşlarımıza, sana bu drone'u anlatacağım. İstiyorsan birazcık başlayayım, nasıl yapıldığını göstereyim sana. Şimdi, drone'umuzun üzerinde 4 tane motor var. 4 tane motor içinde 4 tane ayrı bir de pervanelerimiz var. 2 tane pervanemiz saat yönüne, diğer 2 tane pervanemiz saat yönü tersine dönüyor. Bu ne anlamına geliyor? 4 tane motorla beraber kaldırabiliyoruz bu drone'u. Drone'un altına ek olarak da belli bir güce sahip olan özel pillerimiz var. Lityum iyon piller diyoruz bunlara. Bu pilleri drone'un altına şu şekilde takıyoruz. Cırtımızı sıkıyoruz. Altta bulunan cırtı sıktıktan sonra burada arkada bulunan kablo bağlantısını yapıp drone'a güç veriyoruz. Bundan öncesinde yapmamız gereken ne? Drone üzerindeki ekipmanlarımızın kontrolünü yapmamız gerekiyor. Şimdi drone üzerinde bildiğin bilgisayar toplar gibi anakartıdır, güç kartıdır, motorları gibi şeyleri var, özellikleri var. Şimdi drone'umuzun üzerinde bir tane kameramız var. Bu kameramız sabit bir kamera. Bu kamera sabit olduğunu ötürü özel bir gözlükle kullanmamız gerekiyor. Özel gözlük de arkadaşımın elinde tuttuğu gözlük. Şu an kafasına takıyor mesela. Şu anda dışarıda uçan arkadaşımızın görüntüsünü izliyor aslında. Bulunan arka tarafındaki anten sayesinde bildiğin çanak anten mantığıyla görüntü alıyor. Şimdi yapmam gereken şey şu, şu anda pervaneleri alacağım. Pervane yönlerini nasıl anlıyorum? İki tane farklı yönlere dönen pervanelerimiz var. Şimdi ikisini şu şekilde açıyorum pervane somonlarımı. Saat yönüne dönen motorumu pervaneme takıyorum. Bir dakika, şu pervaneyi takıyorum. Yani fark ediyor mu o pervaneleri başka bir yere takınca? Tabii. Çapraz motorlar çapraz pervanelerle aynı olmak zorunda. Şimdi sen saat yönünü taktığın pervaneyi diğer çaprazdaki pervaneyle aynı yöne dönmek zorunda. Şu an mesela bu pervanenin dış kısmı dışarıda ya. Ben bu pervaneyi takamam. Bak burası şöyle taktığım zaman hatalı oluyor. Ben ondan ötürü bu pervaneyi alıyorum, buraya takıyorum. Çapraz olan motorlar aynı yöne dönüyor. Bunu takıyorum. Somonlarımı alıyorum. Bunu sıkmak için de özel bir anahtara sahibiz. Şöyle bir anahtarımız var. Bu anahtarla sıkıyoruz. Şu an pervaneleri taktım. Pervaneyi sıktıktan sonra şimdi fark ettiysen üzerindeki kısım açık kaldı. Bunu kapatmak için şöyle bir kapağım var. Sonra şurada olan vidaları yerine oturtuyorum. Orada vida yok muydu? Nerede vida yok muydu? Şurada var ya, şuradan. Evet, vida var. Bunu sıktık zaten. O zaman vidanın üstüne nasıl takıyoruz bunu? Burada bir tane delikleri var. Delik de oturuyor. Kendi yuvası var. Yuvasını oturtuyoruz. Mesela sıktım bunu. Arkadaki vidaları sıktım. Öne geliyorum. Önde gördüysen böyle garip bir şeklimiz var. Evet. Şimdi bunu takayım. Ondan sonra sana ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şimdi bu drone düştü diyelim. Drone düştüğü zaman sırt üstü düşüyor. Fark ettin mi? Evet. Bu engellemek için iki tane farklı sistemimiz var. Bu düştüğü zaman fark ettiysen iki tane motor havada kalmış oluyor, yere değmiyor. Bununla iki tane motoru çalıştırıp drone'u taklattırıyorsun ve drone düz bir şekilde yere iniyor. Düz bir şekilde yere indikten sonra tekrar kalkış yapıyorsun. Yani iki tane motorun boşta olmasını sağlıyor bu parça. Pile zarar gelmiyor mu pile? Pile zarar gelir. İşte o biraz şans. Bazı durumlarda bak mesela burada bir bantladığımız bir pil var. Burada bozulmuş bir pil görüyoruz fakat çalıştığını onayladıktan sonra üzerine bant atıp yarışmaya devam etmiş arkadaşım bundan. Görüyor musun? Şimdi bu da özel başka bir pilimiz. Bak fark ettiysen teker teker böyle şeyler var, hücreler var. Evet. Hücreler teker teker bildiğin arabanın deposu var ya, onu gibi düşünebilirsin. Burada özel bir şarj aletim var. Bu şarj aletimle bu pilleri dolduruyorum.
Sonra drone'uma takıyorum. Bu drone'lar saniyede 250-300 km hızlara çıkabiliyor. Ve ortalama 3 dakika uçuyorlar. Yarışta nasıl gidiyoruz? Yarışta bir parkurumuz var. Bu parkura pilotlar görmeden önce kuruluyor. Kurulduktan sonra yarışa başlıyorlar. Yarışı en hızlı bitiren, rakiplerin arasında en hızlı bitiren birinci, ikinci, üçüncü olarak derece alıyor. Mantık bu kadar basit. Yani bu pil yüzünden ağırlaşmıyor mu, yani yavaşlamıyor mu? Aslında yavaşlıyor ama ona göre kendi özelliklerini koyuyorsun üzerine. Mesela ağırlaştığını anlıyorsun, başka bir şey eksiltiyorsun. Ya da daha güçlü bir şey takıyorsun. Bu da onun hızını arttırmış oluyor. Anladın mı? Mantık o. Zaten saniyede 200 km hızlarla gittiğinden ötürü çok ağır bir ekipmanlar kullanmamak zorunda kalıyorsun. Eğer sen ağır ekipmanlar kullanırsan otomatik olarak hızın düşer. Şu an mesela bu pilin ağırlığı da bu pilin ağırlığı etkiler. Anladın mı? Ondan özel piller ve özel ekipmanları kullanman gerekiyor. Lihimlerin belli olması lazım. Motoru pervanın belli olması lazım. Drone'un büyük olmaması lazım. Olabildiğince küçük ve minimal ve ağırlığı hafif olacak şekilde ayarlaman lazım. O şekilde yarışa katılabilirsin. Eğer drone'larını ağır yaparsan rakiplerinden bir puan geride olabilirsin. Anladın mı? Ama diyelim bütün yarışçıların ekipmanları 10 numara. Herkes yarış drone'ları düzgün yarışıyorlar. Burada da pilotaj işin içine giriyor. Pilotajı da nasıl oluyor? Şimdi yarışta hangimiz daha iyi kullanıyorsa o birinci olur. Bunun için de önceden deneyim kazanman lazım. Şimdi bu hobiye başlayacak arkadaşlar için ne yapıyoruz? Simülasyon yarışları yapıyoruz. Burada sağ tarafta gördüğün ekranda simülasyon etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinliklerle ya da bu durumlarda belli bir süre uçtuktan sonra otomatik olarak drone nasıl uçtuğunu algılıyorsun. Onu yaptın diyelim. Uçuyorsun belli bir süre. Bu uçuşunu yaptığın ve düzgün bir şekilde uçtuğunu düşündüğünden sonra drone topluyorsun. Drone'u topladıktan sonra antrenmanlarına devam etmen lazım. Eğer antrenmanlarına devam etmezsen otomatik olarak kendinle uçuşunda kötüleşmeye başlar. Yani drone'u bırakmaman gerekiyor. Uçamıyorsan, hava yağmurluysa, hava koşulları kötüyse, uçamayacak haldeysen bilgisayar başında simülasyon uçman gerekiyor. Simülasyon koşulları gerçek hayattaki koşullarla birebir aynı neredeyse. Sadece dikkat etmen gereken gerçek hayatta drone'u kırabileceğin ama simülasyon ortamında kıramadın. Böyle bir ince bir ayrıntı var. Bildiğin özel simülasyonlarla kendimizi yetiştiriyoruz burada. Ortalama bir pilot 1000 saat simülasyon geçmiş olması gerekiyor. Düzgün bir şey 1000 saat. 1000 saat simülasyon geçmiş olması gerekiyor. Eğer sen 1000 saatte kısa bir sürede uçup yarışa katılırsan rakiplerin zaten uzun süredir yarıştıklarından ötürü onlara yetişmen uzun sürer. Onlara yetişebilmen için sürekli antrenman yapman gerekiyor. Ve drone'u toplama şeklin de çok önemli. Eğer drone'u hafif yaparsan da ek olarak bu senin geliştiğin, ya pilotajın da geliştiği ve drone'un hafifliğiyle çok güzel bir kendi skor tablosunda yer bulabilirsin. Rakiplerini her zaman küçük görmeyeceksin tabii ki de. İstiyorsan gel sana biraz simülasyon uçalım. İstiyor musun? Gel simülasyona geçelim. Evet. Sol taraftaki ileri doğru götürdüğün zaman motorlara gaz veriyorsun ve drone yükseliyor. Sol taraftakini aşağı doğru çektiğin zaman motorların gazını kesiyorsun ve yavaşlatıyorsun ve aşağı doğru gitmeye başlıyor. Sağ taraftaki stickle, yani çubukla, sağ taraftaki çubukla da ileri geri sağa sola yatırmanı sağlıyor drone ama bu kontrolleri, anlattığım kontrollerin hepsi çok hassas kontroller. O yüzden daha yavaş yapman gerekiyor. Gösterdiğin gibi daha yavaş. Bu kadar yeterlidir senin için. Al bakalım. Sol taraftaki çubukla sağa sola yaparsan drone kendi eksen etrafında dönecektir. Kontrolleri daha yavaş yapman lazım. Biraz yüksel mesela, biraz yüksel. Yükseldikten sonra kontrolleri zaten aşağı yukarı anlarsın. Ama yavaş yapman gerekiyor dediğim gibi. Sana güveniyorum. Zaten zamanla insan pratik yaptıktan sonra belki bir 15-20 dakika sonra, belki bir saat sonra tam olarak kontrollerin ne olduğunu anlayacaksın. Mekanikler kafanda oturacak. Pratik yaptıkça drone'u hiç düşürmeyeceksin. Daha iyi uçurmaya başlayacaksın. Ben senin için baştan başlatayım. Simülatör zaten bu yüzden var. İnsanların drone uçurma becerilerini geliştirmesi için. Daha iyi drone uçurman için bunlar var. Çarpabilirsin, yere düşebilirsin, kontrolleri bazen kavrayamayabilirsin. Ama bunları dediğim gibi, bunları sana öğretmek için var. Bunları tekrar tekrar yaparak, tekrar tekrar başlatarak senin daha iyi drone uçurmanı sağlayacağız. Amacımız bu.